Hoş geldiniz. Bugün günlerden pazar. Biz şimdi hazırlandık. Saat 10-11 gibi bit pazarına gidiyoruz. Bit pazarında görüşürüz. Günaydın Demir. Günaydın. Ay tipimden ne kadar belli yeni uyandığım ya. Saat kaç? 10 herhalde. 10 saat. Hayatımda ilk defa bit pazarına gidiyorum. Çok heyecanlıyım. Ömer götürmüyordu normalde ama kayınbabam sağ olsun götürüyor. Neyse ben şimdi kapatıyorum. Orada görüşürüz. Kızarttım, koydum. Ona ne yaptın? Kime? Tuana'ya. Kızarttım, peynir koydum içine. Hı. Bir tane kaldıydı, onu da babam yedi. Boş aldık mı? Merhaba. Evet, ben yeni annem bile geldim. Biraz burada duracağım. Ömer arkadaşlarıyla görüşecek. Beni buraya bıraktı. Bugün burada takılacağım yine. Öyle. Bu da bir pazarı kombinimdi. Böyle takıldık. Öyle yani. Şimdi geldim. Sonra bir yerlerde açarım artık tekrardan. Bizimkileri oturtturmadım tabii ki de. Çünkü bugün pazar. Evde oturulmaz. O yüzden dünkü yaptığım pastayı da aldık. Bisküvi de aldım. Yeşil Mahalle bağ evine gidiyoruz. Orada oturalım dedim. Hem temiz hava alırız hem de orada benim odun toplamam lazım. Yaptığım duvar süsünü asmak için. Bıdamışlar dut ağacını. Onun odunlarından alacağım. Dallarından. Hem orayı temizleriz hem orada temiz havada bir çay içeriz diye düşündüm. Bizimkileri kaldırdım. Babam aşağıya indi. Şu an annemi bekliyorum. Yapıldı. Hava aşırı soğudu. Akşam olduğu için ellerim buz tuttu diyebilirim. Bulaşıkları yıkadım. Burayı böyle toparlamaya çalıştım. Ne kadar toparlayabilirsem. Çünkü soğuktan dondum. O derece soğuk. Bir de zaten bu ev çok soğuk oluyor. Kuzey tamamen hiç güneş görmüyor. Neyse velhasıl buraları temizledim. Topladım. Şimdi eve geçiyoruz. Çünkü çok üşüdük. İyi oldu ama bir değişiklik oldu bizim için de. Çünkü burada içilen çay kadar lezzetli bir şey asla olmuyor.
Çaydanlık tamamen bitti. Öyle içildi çay. Çok lezzetli oluyor. Evde içseydik bu kadar içilmezdi. Öyle akşam ettik. Şimdi evimize gidiyoruz. Belki bu akşam annemlerde de kalabilirim. Hiç belli olmaz Ömer'in durumuna göre. Bir yerlerde yine görüşürüz diyorum. Karar değişiklikleriyle birlikte lokantaya girdik, karnımızı doyurduk, çorba içtik. Şimdi eve geçiyoruz artık. Bir geçemedik eve bugün. Eve gidiyoruz şimdi. Öyle karnımızı doyurduk elhamdülillah. Doyduk. Doydun mu anne? Evet. Elhamdülillah. Doymuşuz. Allah'ım kimseyi açlıkla terbiye etmesin. Çok zor açlık. Gerçekten zor açlık. Eve doğru yola çıktık. Şimdi babamı bekliyoruz. Babam hırdavatçıya girdi bir şey sormaya. Şimdi onu bekliyoruz. Sonra eve geçeceğiz. Artık bugün daha ne yapabiliriz ki? Bit pazarına gittik. Kaynanamgile gittik. Kahvaltıyı orada yaptık. Sonra annemgile geçtim. Onları aldım. Bağ götürdüm. İşte şimdi bağdan çıktık. Bağa yakın bir yerde restoran vardı. Oraya gittik. Karnımızı doyurduk. Şimdi artık eve geçme vakti bence. Evet arkadaşlar, nerede kalmıştık? Dün ben videoyu bitirmedim. Çünkü videoyu editledim, baktım 7 dakika anca olmuş. Dedim ben de 7 dakikalık video koymayayım. Ertesi gün de devam ettireyim. Yeni annemlerden eve geldim. Bir işim vardı, şimdi tekrardan bir dinlendim, bir muz yedim, meyve molası verdim. Hemen tekrardan kuzenimin oraya gideceğim şimdi. Birkaç alacağım şeyler vardı onun oradan. Şimdi direkt nefes almadan oraya gideceğim. Farkındayım, videoda tamamen 2 gün oldu. Videoda tamamen aynı kıyafet ve aynı kombin içerisindeyim. Simsiyahım hala. Olur öyle şeyler bazen. Neyse ben şimdi oraya gideceğim. Orada da birkaç işim var. Buzluktan da yemek çıkaracağım. Fasulye yapacağım akşama da sanırım. Onu da çıkarayım, öyle gideyim. Buzu çözülsün ben gelene kadar. Öyle. Bugün de böyle uğraşacağız. Bakalım. Bugün beni neler bekliyor. Buzluğumda da yok yok gerçekten. Böyle annem inşallah dökülmeden alabilir. Annem yazın böyle bahçemizin fasulyesinden koymuştu. Bana verdi 2 poşet. Bunu pişireceğim akşama. Yani bahçe fasulyesi çok lezzetli oluyor. Umarım kılçıklı değildir. Çünkü ağzıma kılçığı gelince yiyemiyorum bir daha. Deneyeceğiz bakalım, akşam birlikte yaparız. Bugünkü menümde bulgur pilavı ve yeşil fasulye olacak. Bunu da çıkaralım, buzu çözülsün ben gelene kadar. Bir şey var aynı. Alkış yap bakayım bir tane. Hayır yap. Hayır. Hayır.
Yeni eve girdim. Hemen yemeğimi koyacağım. Saatim şu anda 5:30. Ömer'in gelmesine bir yarım saat kadar var. Hemen yemekleri pişirip ortaya getirmem lazım. Geç kaldım biliyorum. Bu arada sadece ledleri 5 metre led sanırım 10 TL'ye aldık. Motoru var bunun bir de. Motorunu da 25 TL'ye arkadaşlarından aldı. Uyguna geldi ve gayet de güzel. Bir de bunun beyazını aldık. Buna bir sıkıntı gelirse beyazını takacağız. Öyle çok güzel oldu. En azından lambayı yakmama gerek kalmadı. Çünkü benim mutfak aşırı karanlık oluyor. Yani bu led benim baya baya işime yarayacak. Öyle şimdi ben yemeğimi pişireyim. Sonra görüşürüz. En son halini zaten gösteriyorum her zaman. En son halinde görüşürüz. Evet, bu yapmış olduğum makrome duvar süsüne böyle 3 tane bağ evinden odun topladım. Demiştim zaten size. Birini temizledim. Şimdi bunu çıkarıp bundan geçireceğim. Duvara asacağım. Bakalım nasıl olacak. Aşırı zor oldu geçirmem. Yani eğer böyle duvar süsü yapacaksanız makrome duvar süsü kesinlikle önceden odununuzu bulun. Daha sonra üzerine işleyin. Çok zor oldu geçirmem. Ve bazı yerler gördüğünüz gibi böyle oldu. Yani bozuldu gibi bir şey oldu. Bakın şura tamam güzel geçti ama böyle dar olan yerler böyle oldu maalesef. Bozuldu gibi. Neyse çok önemsemeyeceğiz. Bu ilk makrome işimdi benim. Kötü olmadı ilkine göre. Zaten çok sıkılır beğenmezsem sökerim. Şey yaprak yaparım. Yaprak da olur bunlarla. Hiç araya şey olmaz. Boşa gitmez. Öyle gayet güzel oldu. Şimdi duvara asacağım. Bakalım duvarda nasıl görünecek. Bence güzel görünecek. Çok güzel oldu. Biraz dal çok uzun geldi ama bence güzel oldu. Doğal durdu bence. Tam çiçeklerimin üstünde de farklı güzel bir ambiyans oluşturdu. Çok beğendim. Bayıldım tek kelimeyle. Böyle biraz aşağısını asmaya çalıştım saatle böyle çapraz olsun diye. Çiçeklerimin üstünde de çok güzel oldu. Elime emeğime sağlık uğraştım ama bence çok güzel oldu. Sadece dal biraz uzun oldu. O da bence çok kötü durmuyor. Çok güzel oldu. Bayıldım. Bir de sabah gün ışığında göstermem lazım. Güzel oldu gerçekten. Elime emeğime sağlık. Bugünlük de benden bu kadar olsun. Başka videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.